Değerli Mavi Rahat TV izleyicileri, felsefe ve din ışığında anlam arayışı, anlam yolculuğu başlıklı söyleyişimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Programımızda Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamızla birlikte bugün felsefenin disiplinleri bağlamında din ve felsefe ilişkisinin neliğini ve nasıllığını konuşacağız. İlk olarak hocama dönmek istiyorum. Hocam yeni bir söyleşi programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Tuşat'a. Umarım sağlık ve afiyettesinizdir. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün programın ikincisini gerçekleştireceğiz hocam. Temamız felsefenin disiplinleri bağlamında din ve felsefe ilişkisi olacak. Bu bağlamda ben çok fazla vakit kaybetmeden temel sorular üzerinden sizde bir söyleşi programını başlatıyorum. En temelde hocam felsefe ve din arasındaki ilişkinin neliğini ortaya koyacağımız bu programda, bu söyleşide ben ilk olarak felsefe dine hizmet eder mi? Felsefe ve din arasındaki ilişki nasıl bir boyutta karşımıza çıkmaktadır? Bununla ilgili başlamak istiyorum. Eyvallah. Tabii felsefe ve dini düşünürken aslında ikisinin de ortak bir zeminde paydaş oldukları da ifade edilebilir. Hem din hem de felsefe nihai kertede insan varoluşunun anlamını, değerini, amacını, hakikatini, insanın varlıkla, eşyayla, insanla kurduğu ilişkinin nasıl olması gerektiğini düşünme pratiklerine konu eden iki alan olarak düşünülebilir. Tabii bunların birbirinden soyut bir biçimde yalıtılmış olması modern zamanlara özgü bir şey. Yani klasik dünya söz konusu olduğunda, modern düşünce öncesine gittiğimizde felsefeyle dinin, din ile felsefenin iç içe geçmiş olduğu ve birbirini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyip belirledikleri bir vaka. Dolayısıyla felsefe ve dinin aslında mevzuları üç aşağı beş yukarı aynı meseleler üzerinden anlaşılabilecek mevzular. Yani anlam meselesi, hakikat meselesi, değer meselesi, insan varoluşunun gerçekliğe karşı nasıl bir mukabelede bulunacağı meselesi, bulunduğumuz yeryüzünün anlamı, değeri, bize sunmuş olduğu imkanların karşısında neler yapabileceğimiz, tabii bununla beraber insan nedir, varlık nedir, hakikat nedir, anlam nedir, eşya nedir, dünya nedir, evren nedir, Tanrı nedir gibi sorular hem dinin hem felsefenin ortak soruları olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada şunu özellikle vurgulamakta fayda var. Yani klasik dünyada bugün modern felsefelerde karşımıza çıkan ayrımlara benzer bir biçimde bir ayrımla karşılaşmıyoruz. Yani klasik düşünce açısından bakıldığında felsefenin din ile birbirinden tamamıyla yalıtılmış iki ayrı alan gibi düşünüldüğü yaklaşım biçimleri yok olmasa bile çok sınırlıdır. Dolayısıyla felsefenin dahi nihai kertede daha kadim olan, kendisine göre daha kadim olan dine borçlu olduğu bir ufuk söz konusudur. Yani bugün mitoloji ve felsefe tartışmaları gündeme geldiği zaman bu ufku çok net bir şekilde gözlemlemek mümkündür aslına bakarsak. Mesela Yunan felsefesi zaten felsefenin işte muhiti olarak Avrupa merkezli dünya görüşü kendisine antik Yunan'ı belirlemiştir. Biz antik Yunan'a gittiğimiz zaman Platon ve öncesinde ortaya konulan düşüncelere baktığımız zaman
Aynı şekilde Platon'dan sonra düşüncenin serpilip gelişme biçimine baktığımız zaman dini olanla felsefi olanı öyle kolaylıkla birbirinden ayırt edebilmek mümkün değildir. Bu ancak bir takım şeriat noktayı nazarından ortaya çıkan fiili uygulamalar düzeyinde ayrışabilecek şeyler olarak karşımıza çıkar. Ama felsefe de bir yaşam biçimi olarak düşünüldüğünde bu yaşam biçimi bir varlığın inkişafı, insanın gelişimi, insan oluşun anlamıyla uyumlu bir varoluş kazanılması anlamıyla düşünüldüğü zaman dini, mistik, felsefi söylemlerin dahi iç içe geçtiği ifade edilebilir. Şimdi bu noktada meseleye yönelecek olursak, mesela presokratik felsefecilere baktığımız zaman onların söylediklerinin dini olan mı, felsefi olan mı olduğunu ayırt etmek o kadar kolay değildir. Yani bu ayrımların keskinleşmesi büyük ölçüde modern felsefe tarihi yazıcılığının inşa etmiş olduğu felsefe kavrayışının bir ürünü olarak kendisini gösterecektir. Mesela Heraklitos'u okuduğunuz zaman kahini Delfi'de olan Tanrı ne açıkça söyler ne de gizler, sadece bir işaret gönderir der Heraklitos. Şimdi burada Heraklitos adeta bir din adamı kisvesiyle konuşur. Delfi'deki kahin kendisidir. Daha da felsefi düşünceyle dinin arasındaki ilişkiyi kuracak olursak, mesela mitolojide Hermes olarak bilinen ve bir şekilde Tanrı'dan aldığı haberi insanlara ileten, bir şekilde yeminlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrı imajı, Mısır ve Babil mitolojisiyle bağlantılı olarak serpilip gelişmiş, İslam düşüncesinde İdris peygamber olarak nitelendirilen kişiye tekabül eder. Bugün hermeneutik dediğimiz şey bir anlamda Hermes'e referansla bir şekilde dini olan metinlerin insan idrakine aktarılma çabası olarak doğmuş bir disiplin olarak görülebilir hermeneutik. Ya da antik bir takım metinlerin bize tarihsel olarak arası açılmış, zamansal olarak bizim sonradan gelmemizden ötürü tarihsel tecrübesine tanıklık etmediğimiz metinlerle bizim buluşmamızın bir şekilde açıklama veya yorum veya tefsir gerektiren bir faaliyeti doğurması gereken bir düzlem karşımıza çıkıyor ki bu da yine din ile felsefenin daha kökensel problematikleri itibariyle nedenli iç içe olduğunu gösterir. Benzer bir biçimde mesela felsefe tarihinde çok önemli olan referans niteliğindeki filozoflardan biri olan Parmenides, Doğa Üzerine adlı metnini bizatihi Tanrıça'nın anlattıklarını kaleme almaktan ibaret bir metin olarak bize servis eder. Yani dolayısıyla felsefi düşünceyi kuran mitolojik unsurları bir kenara bırakacak olursanız, ki mitoloji dediğimiz şey dinin kendisidir bir anlamda, ya da belli ölçüde zaman içerisinde aslının yitirildiği dindir mitoloji diyelim. Yani oradaki anlatım biçimleri, orada insana sunulan ufuk felsefi düşüncenin doğuşuna da kaynaklık teşkil etmiş bir takım unsurlar içermektedir. Yani kaostan kozmoza geçiş süreçleri, işte Homeros'un, Hesiodos'un metinlerinde karşımıza çıkan bir mesele olarak karşımıza çıkar ki mesela Kur'an-ı Kerim'de de duhan tabiri geçer ki alemin var edilmemiş, var edilme süreciyle bağlantılı olarak bir işte duman, bir belirsizlik, bir şeyden bahsedildiği görülür. Dolayısıyla hani buradaki ortaklıkları dikkate alarak konuşacak olursak, felsefi düşünceye dini düşüncenin, felsefeden daha kadim olan dini düşüncenin
bir ufuk kazandırdığı, hatta idealist felsefelere içkin öte fikrinin, aşkınlık fikrinin felsefeye dinin sunduğu imkanlar çerçevesinde anlaşılabileceği söylenebilir. Bu açıyı biraz daha açacak olursak, mesela Platon felsefesine baktığımız zaman, Platon felsefeyi ruhun gözünü açmak, Tanrı'ya benzemek, ölüme hazırlık olarak tanımlar. Dolayısıyla bu kavramlar, bu kavrayış biçimi Tanrı'yı hesaba katan bir düşünme pratiğinin felsefi düşünceye ufuk teşkil ettiği de Platoncu idealizm bağlamında ifade edilebilir. Yani Platon'un iyisiyle Tanrı'nın adeta özdeşleştiği düşünce ufku dikkate alınacak olursak, iyiyle olmadan bilmenin, görmenin mümkün olmadığı bir düşünme pratiği karşımıza çıkar. Dolayısıyla hani klasik düşünceye hakim olan düşünme pratiği bir şekilde dini olanı, dinin konusunu, Tanrı'yı hesaba katmadan düşünmenin gerçek anlamına da eremeyeceğini varsayan bir yaklaşım biçimi olarak serpilip gelişmiştir denebilir. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani dinin bütünüyle felsefi olana, felsefi olanın bütünüyle dini olana indirgenmesini gerektirmiyor. Hatta din ile felsefe arasındaki gerilimin de büyük ölçüde belli bir felsefe kavrayışından neş'et ettiği söylenebilir. Bu felsefe kavrayışı Aristoteles düşüncesiyle ete kemiğe bürünen felsefe anlayışı. Yani Aristoteles'in düşüncenin kategorileriyle varlığın kategorilerini özdeş görmen ve böylelikle insan düşüncesini varlığın ve hakikatin ölçütü haline getiren yaklaşım biçimi bir anlamda dini tabiri caizse irrasyonel düzleme çekmek suretiyle aşkınlık fikrinin, müteal varlık fikrinin belli ölçüde yitirildiği bir düşünme tarzına vücut vermiştir. Yani Aristotelesçi mantığı dikkate alan, mantığı adeta bir varlık bilim haline getiren yaklaşım biçimi açısından bakarsanız, gerçek olan, hakiki olan, değerli olan, düşünülebilir olandır. Düşünülebilir gerçek olandır. Gerçek olan düşünülebilir olandır. Dolayısıyla gerçekliğin, hakikatin, değerin, anlamın ölçütü bizatihi insan düşüncesi. Kılındığı ölçüde din de insana kendisini sunduğu imkanlardan mahrum edilerek felsefe tarafından kavranabilir. Dolayısıyla klasik felsefede ortaya çıkan felsefe-din gerilimi de bu bağlamda düşünülmesi gereken bir gerilim olarak kendisini gösterecektir. Yani insan düşüncesinin kıstas olarak kabul edilip, Arşimet noktası olarak kabul edilip, dini de buna göre tanımlayan bir düşünme tarzı doğal olarak dinin veya dini düşüncenin de tepkisini çekmeyi hak etmiştir klasik düşüncede. Ve bu bağlamda gerek Tanrı tasavvuru bakımından, gerek Tanrı alem ilişkisi bakımından, gerek insan varlığının öte fikrinin tanımlanması bakımından, gerek işte ruhun ölümsüzlüğü, haşri cismani, Allah'ın ezeliliği, ebediliği, yanı sıra işte maddenin kıdemi benzeri tartışmalarda felsefi düşünce biciminin Aristoteles'li rasyonalizm diyebileceğimiz yaklaşım biçimiyle sınırlı olanı hakikate ölçüt kılmasından kaynaklanan bir gerilim olduğu söylenebilir. Hocam, bu bahsettiğimiz bağlamlarda bakıldığında klasik düşüncede din ve felsefe arasında çok yakın bir ilişki olduğunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Heraklitos örneğinde de olduğu gibi, az önce söylediğiniz söz konusu olan örnekte de olduğu gibi ya da diğer filozofların örneklerinde olduğu gibi, biz en genel anlamda hocam Antik Yunan'da felsefeyi başlatırken Thales'le birlikte aynı zamanda bu dönemdeki filozofların birer bilim adamı olduğundan bahsediyoruz. Bu bağlamda şunu söylememiz mümkün mü? Bu örnek verdiğiniz Parmenides'ten, Heraklitos'tan, Aristoteles'e, Platon'dan bu dönemdeki filozofların aynı zamanda felsefelerinde bu bahsettiğiniz mistik öğelerle birlikte onları dine yaklaştıran, onların dinle olan ilişkileri tıpkı bilim insanı özelliği atfetmemize sağlayan özellikler gibi karşımıza çıkabilir mi?
Yani şöyle diyelim, hani klasik dünyada bütünlüklü bir varlık fikri vardı. Dolayısıyla bütünlük fikri nedeniyle klasik dünya için alanlarda, yani bilimsel alanlar olsun, felsefi alanlar olsun, birbirinden ayrışmamıştı. Yani bütün bilme faaliyetleri filosofya dediğimiz felsefi etkinliğin bir parçası olarak telakki ediliyordu. Ve varlığa nazar etme biçimi, varlığı düşünme biçimi de o ufukta serpilip gelişiyordu. Dolayısıyla varlık da klasik düşüncede niteliksel ayrımlar iş başındaydı. Yani varlığın maddeden tanrıya doğru çıkıldıkça yetkinleşen, değer bakımından, anlam bakımından, gerçeklik bakımından da yetkinleşen düzeyleri, mertebeleri söz konusuydu. Şimdi klasik düşüncenin bilme faaliyeti bu bütünün içinde gerçekleşiyordu. Onlar için bilmek eyleminin en üst düzeyi Tanrı'yla ilişkin, Tanrı'ya ilişkin, Tanrı'nın varlığını hesaba katan bir bilme faaliyetiydi. Ve bilginin değeri de bir anlamda o yücelikle irtibatımız ölçütünde değer bakımından güçleniyordu, doğruluk bakımından güçleniyordu, hakikat bakımından güçleniyordu. Yani bir aşağısı ve yukarısı ayrımı söz konusuydu. Ya da işte mertebeli bir varlık fikri söz konusuydu. Aşkınlık fikri söz konusuydu. Bu aşkınlık bağlamında meseleyi düşünecek olursak, yani varlığı düşünmek bir anlamda varlığa kendimizi açmakla ilgili bir meseleydi. Şimdi dolayısıyla burada böyle keskin bir bilimsel ve felsefi tavır şeklinde ikili bir ayrım yapmak doğru bir şey değildi klasik düşüncede. Bu modern düşünceyle birlikte ortaya çıkan keskinleşmiş bir ayrım. Elbette ki klasik dünyada da işte çeşitli ilimler birbirinden ayrışıyordu. Bu ayrışma yok değildi. Ama bu ayrışma, bu bütünlüğü tehdit eden, bütünlüğü parçaya indirgemek suretiyle yok eden ya da parça içerisinde bütünü kaybettiğimiz bir ayrışma şeklinde tezahür etmiyor. Yani felsefe ile din ilişkisi veya mitoloji ve felsefe ilişkisi de aslında özünde böyle bir şeydi. Yani bizim modern entelektüel kültürleşmeyle birlikte ortaya çıkan ayrımlara kurban ettiğimiz şeylerden birisi. Yani klasik düşüncenin bilme ameliyesinde en somut varlıkların bilgisinde bile o bütün içindeki oraya yüklenen değer söz konusu. Mesela klasik düşünce açısından bakıldığında bugün teknik bilimsel faaliyetler ile bugün öğrencilerin en çok işte yönlendirildiği bir takım meslekleri de mümkün kılan teknik bir takım faaliyetlerle felsefi faaliyetler veya işte ilahi olanın bilgisini insanı taşıyan faaliyetler kıyaslandığı zaman felsefi veya ilahi bir takım meselelere insanları vakıf kılan faaliyetler çok daha değerli, çok daha bilinmeye değer şeyler olarak görülüyor. Dolayısıyla burada bizim klasik düşünceyi dahi anlayabilmemiz, o dünyada varlığa nazar ediş biçiminin ne şekilde gerçekleştiğinin anlaşılmasından geçiyor diyebiliriz. Bu açılardan, hatta farklı bir açıdan bakacak olduğumuzda hocam, bu temel epistemik ayrımlar bağlamında bakacak olduğumuzda din ve felsefe ilişkisine, en genel anlamda dinin, felsefenin özellikle düşünülür alanla bağlantılı olması, dinin de duyulur ve düşünülür ötesinde olmasını nasıl temellendirebiliriz? Şimdi tabii burada özellikle Aristotelesçi metafiziğin veya varlık felsefesinin sınırlandırdığı bir hakikat durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Aristoteles'le birlikte düşünce
nin kategorileri, insan düşüncesine ait kategoriler, varlık için kıstas, hakikat için kıstas kabul edildiği için düşünülür olan, yani insan düşüncesinin el verdiği ufuk, varlık ve hakikatin de nihai ufku haline getirilmiştir. Bu yüzden klasik düşüncede, özellikle felsefenin şekillenmesinde Aristoteles'in bu etkisi bizim İslam filozoflarının da bir kısmında gözlemlenecek şekilde metafiziği düşünülür olanla özdeşleştirip Tanrı'yı da bunun içinde düşüncenin konusu haline getirmiştir. Yani metafizik bir anlamda insan düşüncesinin düşünce yoluyla el verdiği ilk nedenleri, ilk ilkeleri, var olan olarak varlığı düşünme pratiğine tekabül eden bir düşünme olarak, bir felsefe olarak kabul edilmiştir. Eğer Tanrı'yı ben sırf kendi düşünce imkanlarım içerisinde, düşünülürlük düzleminde, aklımın ilkeleri, yani özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı gibi ilkeler çerçevesinde düşünürsem, aslında yapmış olduğum şey benim düşünce yoluyla yetkinleştirdiğim varlığın adını Tanrı koymak olmuş olacaktır. Bu ise Tanrı'nın benim düşüncemin imkanlarına indirgenerek sınırlandırıldığı bir Tanrı anlayışına dönüşmesi anlamına gelecektir. Aslında din ile felsefenin, hakim Batı felsefesinin, özellikle de Aristotelesçi geleneğin modern düşüncede iyice netleşmiş olan felsefi düşünce pratiğiyle dini düşüncenin arasındaki en temel fark burası. Her ne kadar klasik düşünce boyunca bu temel fark ayırıcı bir biçimde gözler önüne serilememiş olsa da, çünkü klasik düşünce din ile bağını bütünüyle koparmış değildi. O yüzden dini ufuktan da beslenen bir mahiyete sahipti. Birçok zaten teolog, din adamı, mütekellim, alim, felsefeyle iştigal ettiği için dini olanla felsefi olanı mezceden bir anlayış biçiminde serpilip gelişmişti klasik düşünce. Oysa Aristotelesçi düşüncenin nihai ufkuna ermesi modern düşünceyle beraber dini unsurların tamamıyla ayıklanmasıyla gerçekleşmiştir. Yani dini düşünce artık felsefi düşünce için etki edici, belirleyici bir güç olmaktan çıkarılmıştır modern seküler hümanizmle beraber. Şimdi bu noktada şöyle bir ayrımın bence sağlıklı olacağı kanısındayım. Yani insan duyulur ve düşünülür düzlemde, duyulur olduğu ölçüde düşünülür düzlemde fizik bir aleme muhataptır. Buna biz fizik diyebiliriz. Yani bizim duyularımıza hitap ettiği ölçüde düşünebildiğimiz alem fizik alem. Bir de sadece bunun düşünce yoluyla kavranılması, insan düşüncesinin el verdiği sınırlar içinde düşünülmesi anlamında bir de düşünülür alemden bahsedebiliriz. Buna da metafizik diyebiliriz. Fakat ister fizik düzlemde, ister metafizik düzlemde olalım, her halükarda biz kendi düşünce imkanlarımızın sınırları içinde kalmak durumundayız. Yani duyulur ve düşünülür evren bizim bilgi evrenimiz anlamında kendi epistemik evrenimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bizim hakikati, değeri, anlamı, amacı, insan varlığının ne olduğu meseleleri gibi hayati ve önemli soruları duyulur ve düşünülür düzlemdeki bu metafizik evrenimize ya da epistemik evrenimize sıkıştırdığımız takdirde buradan kendi zihnimizde oluşan hakikat resmini mutlaklaştırıp ona göre yargıda bulunan bir düşünme pratiği çıkacaktır. Buna ben hümanistik düşünce olarak gönderme yapılabileceği kanısındayım. Yani modern seküler hümanizmin temellerinde de nihayetinde Aristoteles'in varlık düşünce özdeşliği fikrini bulmak mümkündür aslına bakarsak. Fakat hakikat bizim duyulur ve düşünülür evrenimizin fevkinde olmak durumundadır. Çünkü benim aklıma gelen, benim zihnimde bir temsil meselesi haline getirdiğim
duyup düşündüğüm, kendi düşüncemin sınırları içerisinde anlamını, amacını, değerini tahkim ettiğim, benim düşüncemin kıstas alındığı bir düşünce, hümanistik bir düşünce olmak durumundadır. İnsan düşüncesiyle sınırlandırılmış bir düşünce olmak durumundadır. Oysa hakikat, dinin de insanlığa söylediği gibi gaybla ilgili bir meseledir. Yani bu gaybın duyulur ve düşünülür olanın ötesinde olduğu, hakikatin de insan idrakini aşkın bir boyutunun olduğunu düşünmek demektir. Aslında dinin insana sunduğu şey öte fikri, aşkınlık fikri, müteal varlık fikri. Tam da bu gayb alanıyla bağlantılı bir fikir olarak kendisini gösterir. Yani varlık, hakikat, değer, anlam, tanrı, hakikat dediğimiz şey insan idrakini radikal bir biçimde aşar. Onun imkanlarından taşar. Dolayısıyla insan idrakini indirgenemez. İnsanın içinde bulunduğu varlık düzleminde kendi epistemik evrenine hapsolmasından insanı kurtaran şey gayptır. Fakat bu gayb insanın içeriğine dair düşünüp de çıkartma yapabileceği bir imkan değildir. O yüzden insanın gaybla ilişkisi dinin insana söylediği gibi haberdar edilme ilişkisidir. Yani biz gaybtan, hakikatten haberdar ediliriz. Böylelikle gaybtan gelen haber bir nebinin şahsında, bir peygamberin şahsında ete kemiğe bürünerek bu dünyayı, evreni ayete dönüştürür. Din de insana ayetlerle yol bulma imkanı sunar. Dolayısıyla hakikat sadece Allah'a mahsus bir meseledir. İnsan hakikatten haberdar edilir. Bu haberdar ediliş süreci makuldür, anlaşılabilirdir. Ama insan aklına, insan idrakini indirgenemez. Dolayısıyla insan o makul olan teklife makul bir yanıt vererek o teklifin ayete dönüştürdüğü ufukta yol bulmaya başlar. Nereden geliyorum, neredeyim, nereye gideceğim? Sahip olduğum güçleri hangi istikamette seferber edeceğim? Bunları kendi epistemik evreni içerisinde mutlak bir hakikat olarak tecrübe etmesi mümkün değildir insanın. Bu yüzden duyulur ve düşünülür olanın ötesi olarak gaybı hesaba katmayan bir düşünce pratiği ister istemez insan idrakini, insanın epistemik evrenini mutlaklaştırıp insanın da hakikatin de değerinde, anlamında oraya sıkıştırıldığı bir düşünme biçimine yol açmak durumundadır diyebilirim. Hocam çok kısa ve sınırlı bir zaman diliminde bile din ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayıcı ve kapsamlı bir şekilde bize sunmuş oldunuz. Bu güzel söyleşi için size teşekkür ediyoruz. Değerli Mavera TV izleyicileri, felsefenin disiplinleri bağlamında din ve felsefe ilişkisi konulu söyleşimizi bugün Profesör Doktor Kasım Küçükalp hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Programımız bugünlük buraya kadar da olacaktı. Dolayısıyla bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.